Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Mayıs Cuma günü Bursa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşul bir program bizi bekliyor. Bursa'da İstanbul'da da 9 koşu var. İstanbul tahminlerini de seyredebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Ve geçiyorum şimdi arkadaşlar tahminlere. İlk koşu saat 1.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Mythical Warrior ve burada Ecurisi bulunan safkan Angel Quest var ve yine Zuata Neo ve Heartless Ecurisi start alacak. Bu arada şunu da söylemem lazım ki Mythical Warrior Angel Quest'in aynı zamanda gizli ekürleri Cool Power ve Pirate of the Sea'de bu yarışta start alıyor. Kurtar toplam 4 e, safkanı bulunmakta yani. Şimdi buradaki tahminimizde şöyle bir şey yapıyoruz. Bir kere burası bir çim yarışı. Çimde etkili koştuğunu bildiğimiz Cool Power 2 numarayla başlıyoruz burada arkadaşlar. Kurt Eleküresi safkanı net bir şekilde galibiyeti aday bir isim. Ve diğer bir safkan Tugay Alıcı ile birlikte Angel Quest 7 numara. Bu isim de yine kendisini çimde gösterip ispatlamış bir safkan. 21 gün evvel ikinci oldu. Cool Power ve Angel Quest yani 2 ve 7 numaralı safkanları yazdıktan sonra burada biz e, açıkçası diğer bir e, dışarıda kalan Kurterekülüs safkanı var ona da şans vermeyi düşünüyoruz Pirate of the Sea yani kumda tam istediğini gösteremedi çimde de şansı var diye düşünüyoruz Onur Atmaca ile birlikte 5 numarayı da dahil ediyoruz oyuna. Burada başka bir at yazmaya gerek kalacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden oyun tercihimizde biz burayı 2, 7, 5 şeklinde 3 atla geçiyoruz. İkinci koşu saat 2'de koşulacak. Şart 3 düzeyinde dişiler 4 yukarı Arap atları 2200 metrede çim pistte çıkıyorlar. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim. 18 adet safkan var. Afavet ve Cuda Ekir olarak koşacaklar. Ee, ve bizim burada favorimiz arkadaşlar e, bu yarış için belirlediğimiz favorimiz Kurt e, Kurtere Kürisi'nin olan bir isim. Mustafa Çek 5 numara Aden Perisi bir hafta evvel 4. olan Safkan yarış gördüğü yarışta 4. oldu. Burada kazanmasını çok yüksek ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Ve bu yarışı arkadaşlar 5 numara Adem Perisi'ni tek olarak bırakıyoruz. Bilhassa da bu koşuda start alacak olan safkanlardan 9 numara Kıvılcım Kız ve 3 numara Günyeli ile de gizli ekürü konumunda olduğunu belirtmek istiyorum. Burada 5 numara Adem Perisi arkadaşlar tektir. Üçüncü koşu şart dört bir yarış. 3 yukarı İngilizler 2.100 metrede kum piste çıkacaklar. Saat iki buçukta izleyeceğiz bu yarışı. Yani bu yarış için söyleyeceğimiz birkaç şey var. Baktığımızda 9 safkan içerisinde öncelikli olarak gördüğümüz iki isimle bir başlayalım o zaman. Mustafa Çiçek idaresindeki Poker Face 4 dubarayla başlıyoruz. Sonrasında bu mesafenin etkili safkanı Kadir Tokaçoğlu ile İbrahim Tamer'in sahip olduğu 8 numara King Arel ile devam ediyoruz. Ardından Kurt Tugay Tugayalıcı ile 2 numara Grand Mission'ı da oyuna dahil edip 3 safkanlı bir oyun yapmayı burada düşündük arkadaşlar. Geriye kalan isimlerde bir sürpriz beklentimiz olmadığı için oyunu genişletmedik. Bu isimlerle geçmeyi hedefledik. Dördüncü koşu arkadaşlar saat 3'te koşulacak şart 3. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı izleyeceğiz. 4 safkan var. Baştan söyleyeyim, burada garanti bir oyun yapmak istiyorum diyenler varsa 1-2-3 yaparsanız garanti olacaktır. 4 dubara bilemiyorum, ya yani 4 dubanın gelme şansı daha az gözüküyor tabii ki ama gerek olacağını düşünmedim. Yani geniş kuponu 1-2-3 olarak tutabiliriz. Burada bir küçük kuponla risk almak isteyen varsa tuttuğunuz bir tane atı yazıp belki teke gidersiniz ama onu ben tavsiye etmiyorum. 1-2-3 yapıp burayı geçmenizi öneriyorum arkadaşlar sizlere. 5. koşuya geldim. Saat 3.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar 15 safkanın start alacağı bir koşu burası olacak. Favori olarak göstereceğimiz safkan bir numara Perfect Flight. Muhammed Mir Bilgin idaresindeki safkan bu mesafede de etkili. Ardından Yele Dilo 8 numaralı safkan Mahmut Turan'la 53,5 kiloda koşacak. 14 gün evvelde ikincilik elde etmişti. Sonrasında 42 gün evvel ilk çıktığı çimi kazanan Onur ile Kurtere safkanı 15 numara Warrior Cat'i tavsiye ediyoruz hemen ardından arkadaşlar Halil Kaplan'la 5 numara Baba Merdo ve beraberinde 3 numara Kaan Paşa'yı da yazabilirsiniz arkadaşlar deneme olarak bu koşuda. Geldik 6. koşuya saat 4'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar 15 safkan start alıyor bu yarışta. Bizim bu koşu için yani şöyle söyleyeyim net bir favorimiz bulunmamakta. Yalnız safkanlardan beğendiklerimizi bir arada yazacağız. Zülfikar Karabulut'ta 6 numara Prens Kayra ile başlıyorum. Mustafa Çiçek'te 1 numara Akbergü ile devam ediyorum. Ardından Oğuz Eren'le birlikte Born with Grace 9 numaralı Safkan'a burada şans veriyorum. Devamında başka bir at burada düşünmedik. 3 atta bırakmayı uygun görüyoruz. Yalnız burada bütçesi olan daha fazla at yazacağım diyen varsa da yani herhangi bir isim olur arkadaşlar. Özel bir tercihimiz yok. Bu verdiğimiz 3 at yeterli. Ee, tekrar söyleyeyim 6-1-9. Yedinci koşuya geldik. Bu arada ilk altılda zaten tekimizi vermiştik. Orada bir sorun yoktu. Onu da hatırlatayım. yedinci koşu saat 4.30'da 17 Handikap 3.30'a İngilizler. 1500 Çin pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 15 adet safkan start alıyor. Bizim bu yarış için favorimiz 2 yarıştır kazanan birin içimde kazandı Muhammed Mirbilgin ile 3 numara Çamli olacak. Ardından Cem Altun Airfield 2 numara, Onur Yıldızla birlikte King Bora 6 numara bizim bu koşudaki favorilerimiz diyebiliriz. Ondan sonra Nevzat Avcı ile uzun araya rağmen şovenist 9 numaralı safkanı yazabiliriz. Mahmut Turan'la birlikte Rain Melody 11 numarayı yazabiliriz. Ve 10 numara Kadir Tokoçoğlu ile Torun Yusuf'u da burada kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. 8. koşuya geldik. Saat 5'te koşulacak. Kısa vade 6 düzeyinde bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede çim pistte çıkıyor. 9 safkanın mücadelesi olacak olan bir koşu. Arkadaşlar bu yarışta tabii ki birden fazla şansı olan isim var kazanma adına. Ancak biz bir tanesini burada seçip tek atma yoluna gittik. En yüksek ihtimalli gördüğümüz bu mesafede etkili olan son yarışlarda üst üste başarılı bir şekilde gelen bir safkan dış start tercihli en dış kulvarda alan 2 numara Ohio Man bizde tek oldu arkadaşlar. Onur Yıldız İdaresi'ndeki deha temsilcisi 2 numara arkadaşlar 8. koşuda bizde tek oldu Ohio Man. Sıralı ikili burada biraz zor görüyoruz. Yani e, Covered Queen var, King Uğur var, Kandıra Bey var, Down Runner var. E, sıralı ikili zor o yüzden tavsiye etmiyoruz. 2 numara Ohio Man 6'lı da tek. 9. koşu saat 5.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metrede Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar. 14 safgan start alıyor Yine net bir favorimiz olmamakla beraber önde gördüğümüz avantajlı bulduğumuz safkanları yazacağız. Bunlardan birisi Feyzullah Avcı İdaresi'ndeki Toros Express 6 numara olacak. Ardından bu yarışta Cem Altunlu'na Sky Shooter 11 numaraya şans vereceğiz. Yine İbrahim Tamer'in sahibi olduğu bir safkan. Ardından arkadaşlar burada diğer isimlerden Kadir Tokoçoğlu ile 4 numara Miroğlu ve devamında da bir sürpriz ihtimali Nevzat Avcı ile Liquidator burada düşündüğümüz isimler olmuş vaziyette. Fazla bir at zaten çıkmıyor buradan. İsteyenler Dımasal 13 numarayı da Alican İnci ile birlikte kuponlara dahil edebilirsiniz. Gelelim 10. koşuya aynı zamanda sonuncu koşu arkadaşlar. Saat 6'da koşulacak 15 handikap. 4 yaşlı Araplar 2000 metre Çin pist yarışı olacak. Karobeyi ve Obalı Ekürü, King Kaya ve Adam Kaya Ekürü start oluyor arkadaşlar. Bu koşuda böyle bir yarış e, olmuş vaziyette. Fazla at var tabii ki 20 at var. Buna göre kararlarımızı vereceğiz. İlk tercihimiz 1 numara Rüzgar Kanat. Enes Bozdağ ile safkan olacak. Ardından 7 numara Paris Özlemi diyeceğiz arkadaşlar. Bilhassa bir hafta evvel elde ettiği sürpriz galibiyetle dikkat çeken bir isim. Bir hafta evvel ikinci olan bir safkan Nevzat Avcı ile Nusrat etkisi 4 numarayı öneriyoruz. Bu sene istediğini henüz alamadı. Yarış gördü etti. Bazilo 6 numara Cem Altun birlikte fırsat kollayacak bir isimdir. Yazmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Geriye kalan safkanlardan özel bir tercihiniz varsa yazabilirsiniz ki ben burada muteberi seçtim arkadaşlar. 10 numara Kürşat Yılmaz'la birlikte iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum bu koşuda. Ve böylelikle de ben oyunumu noktaladım. Yine daha fazla isteyenler varsa tabii ki bütçenize göre ve tutuyorsanız tuttuğunuz bir at varsa yazabilirsiniz bu koşuda. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 2 altılıya da oyunlarımızı verdik arkadaşlar. Sizleri bekliyor kanalımızda mevcut. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.